Durduğun yeri fark etmek de önemli. Eğer durduğun yerde e, memnun değilsen hayatından bir adım atabileceğini bilmen lazım, bunu hissetmen lazım. Doğru yerde durduğun zaman kesinlikle çok daha mutlu olacaksın. Ben de e, 38 yaşımda hayatımı değiştirmeye, durduğum yeri tekrar gözden geçirmeye karar verdim ve bisiklete başladım. Yakın dostlarım ve babam sayesinde ilk defa e, 38 yaşımda bisikleti sürmeyi öğrendim. Yani yaklaşık e, 5 yıldır sürüyorum bisikleti. E, tabii bisikletle bir dünyaya girdim. E, bambaşka bir dünyaydı benim için. E, benim değişim noktam bisiklet oldu. Sonra bisiklet gruplarının içerisine girmeye başladım. Ve e, kendi tarzımı yaratmaya başladım aslında. E, tabii bazen tepkiler de oluyordu yarattığım tarzdan dolayı. Çünkü e, dağ bisikletine bindiğinizde e, MTB'ye e, işte üstüne kurdele bağlıyordum. Bazen de e, hızlı giden bisiklet gruplarına kızdığım zamanlar oluyordu. Ya biz neden dağdayız? Dünyanın en güzel coğrafyasında şöyle bir durup e, nefes almak için buradayız. Neden hızlı hızlı gidiyorsunuz? E, ve biraz bu erkek egemen dağ turlarından e, kendime bir şeyler çıkarmaya başladım. İlk sorgulamam da şöyle oldu aslında, e, etek giymeye başladım petli taytımın üstüne. Ve etek giydimde insanlar, e, ya Sema saçmalı mı, dağ turundasın ne eteği. Ben kendimi savunurken buldum. Gerçekten eteğimin altında petli tayt var. E, ve bazen de, e, hatta bu resim size biraz anlatabilir, çok zorlandık. E, ve bazı arkadaşlar, bazı erkek arkadaşlar şöyle dediler, gördün mü Fatma'yı? 10 kilometre yolu işte tırmandı erkek gibi kadın. Ben bu söze bir takıldım yani erkek gibi kadın, erkek kadın, erkek gibi kadın. Biz neden sürekli kıyaslanıyoruz? Yani kaslarımız kıyaslanırken aslında bazen aklımız da kıyaslanıyor gibi bir his var içimde. E, ve ben artık baktım ki dağlarda olmayacak e, çünkü. Dışarıya bağlı onaylarla yaşama diye bir şey var benim hayatımda. Benim kendimi sorgulamamla ilgili onu da fark ettim. Ben kıyaslanmak istemiyorum. Ben sadece kendimle, kendi kaslarımla kıyaslanmak istiyorum. Ve erkek gibi kadın dendiğinde o kadınların gurur duyması beni huzursuz etmeye başladı. Sonra Kadınlarla ilgili sohbetlerimiz oldu ve ben yavaş yavaş dağdan şehre doğru gelmeye başladım. Çünkü bisikletin sadece dağda gidilen bir spor yapılan bir araç olmadığını düşündüm ben. O nedenle şehirde ulaşım aracı olarak da kullanabiliriz diye düşündüm. Kendi tarzımı yaratmaya karar verdim. Tipim de müsait değildi zaten. Ben de şehre inmeye karar verdim. Düz yola indim. Arkadaşlarla sohbet sırasında da kadınların aslında teşvik edilmesi gerektiği. Çünkü ben geç öğrendim ve buna binebiliyorsam herkes binebilir diye düşünmeye başladım. Böylece ortaya bir fikir çıktı: İnadına süslü kadınlar. Kimsenin benim kıyafetime karışmasını istemiyorum. Tabii ki spor olarak, spor olarak yapılabilir ve forma giyebiliriz ama ben şehirde normal günlük kıyafetimle de bisiklete binebilirim. Buna dikkat çekmek için de abartmak gerekiyordu. İnanın ben süslü kelimesini koymasaydım şu an burada konuşmuyor olurdum. Çünkü farkındalık etkinliği biraz farklı ve abartılı olmalı bence. Ee, i̇şte egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu dedik e, ve otomobilsiz kentler gününe denk getirmeye çalıştık. Her yıl bir kez yapmaya karar verdik. E, Gönül kadınlar yapıyor e, süslü kadınları. Ben gönüllü olarak başladım, gönüllü olarak 5 yıldır devam ediyorum. E, yılda bir yapıyoruz bu etkinliği ve kadınlara diyoruz ki birey olarak gel, kendin olarak gel ve bize doğru devam eden bir süreç oldu bu. E, biz bir grup değiliz, herhangi bir gruba bağlı değiliz, dernek de değiliz. Aslında biz tesadüfen bir araya gelmiş kadınlarız. 2013 yılında ilk başlattığımda zannettim ki 5 kişi gelecek. Ee, çok şaşırdım. Şok oldum. Bir anda karşımda 200 tane süslenmiş kadını görünce çok şaşırdım. <laughs> Deli mi bunlar dedim. Hani biz 5 kişi arkadaş arasında yapacaktık. Sosyal medyadan örgütlendik bu arada. İlk yıl İzmir'de yaptık ama sonra olay beni de aşmaya başladı çok büyüdü olay e, 2017 yılında yaklaşık 3000 kadın geldi ve e, bunu söylerken gerçekten çok etkileniyorum 50 şehirde aynı anda yaptık biz bu turu birazdan göstereceğim zaten size çok ısrar edilmesine rağmen arkamızda ekonomik bir güç istemedik biz. E, çünkü bu özgür bir turdu kimsenin karışmadığı özgür bir turdu. E, tercihi kadınlara bırakmak istedim e, ve dedim ki lütfen kendi tarzınızı yaratın. Yani e, terliğini al gel fark etmez. Yani süslü kadın derken illaki süslü bir kadın olmak durumunda da değilsin. Kadınlar yaratıcılıklarını kullandı. Bu çok güzel bir şeydi. E, biz ne istiyoruz? Biz bisikletin günlük hayatın bir parçası olabileceğini düşünüyoruz. Biraz kıskanç bakışlar da hoşumuza gidiyor. Belki bir gün biri rahatsız olur değil mi? E, trafik sıkışıklığından ve e, bir dilekte bulunur. Ya çok güzel bisiklet yolları olsa da şöyle. E, biz de e, yolumuza güvenli bir şekilde devam etsek. Ben arkadaşlar gerçekten size sormak istiyorum. E, İstanbul'da, İzmir'de yani daha çok büyük şehirlerde bu problem var. Acaba böyle güvenli bisiklet yolları olsaydı e, hiç aracın girmediği, Birçok yere bisikletle gitmez miydiniz? Gerçekten değil mi? Yani e, arabadan iner bisiklete binerdiniz. Biz buna da dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yani sürdürülebilir ulaşım seçenekleri olduğundan biz eminiz. Ve ben bunu kendim deneyimledim. Ben 5 yıl 6 yıl önce arabadan indim bisiklete bindim. Ee, o zaman ben yapıyorsam siz daha iyisini yaparsınız demek istedim kadınlara. Aslında biraz umut olsun istedik. Turumuz çok kısa 3 kilometre kadar gidiliyor. Çünkü bisiklete az binen ve yoldan korkan kadınları da alıştırmaya, teşvik etmeye çalışıyoruz. Bisiklete binmeyi bilmeyip yürüyerek gelen ama sonra bundan çok etkilenip Sema Hanım ben geçen yıl bilmiyordum, şu an öğrendim, bisiklet aldım deyip böyle gelen kadınlar var. İstediğimiz gibi, istediğimiz kıyafetle canımız nasıl isterse öyle bisiklete binmek istiyoruz. Bunu yılda bir başarıyoruz. Tabii güzel fotoğraflar gelince dünya basınının da dikkatini çekmeye başladık ki medya çok önemli bizim sesimizin duyurulmasında. E böyle olunca tabii kadınlar da yavaş yavaş ulaşmaya başladılar. Mesela Adana'dan Ezo aradı beni. Ya Sema Hanım dedi ben Adana'da yapabilir miyim? Yap Ezo dedim. Yap. Helal olsun sana ama dedi hani beş kişi gelir ya ben de öyle başladım sorun yok Ezo dedim. Ezo şu an Adana'da çok güzel turlar yapıyor. Ee, ayrıca beni Nilay aradı Tekirdağ'dan, Mehtap aradı Elazığ'dan, Hasret Samsun'dan, Neslihan Ödemiş'ten, Derya Düzce'den, Saniye Burdur'dan, Neşe, Ordu, Nuran, Konya, Özlem, Lüleburgaz, Nibel, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. Ama güneyden kıskanıp gelenler var. Barış'a belki destek oluruz böylece. Pınar, Biga'dan, Leman, Artvin'den aradı ve e, Tur'u şu an Tabi sayamadığım bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ve bir gün beni Pembe aradı. Pembe İzmir'den katılıyordu. Ee, İzmir'de e, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na iki yıl katılmış. E, ve daha sonra üçüncü yılda e, Semacığım acaba Ur'la yakın biliyorum ama turu Urla'da yapsak olur mu dedi. Ben de ya pembecim ama e, yakın yer yani gelebilirsiniz aslında ya dedim. Hani bölmesek böyle, kalabalık olsak daha güçlü olmaz mı dedim. Tamam canım dedi. Sonra Pembe geldi, ben Pembe'de bir farklılık hissettim. E, çünkü Pembe e, kemoterapinin ortasında e, bana söylememiş e, ve e, bu şekilde geldi. E, ama sonra ben Pembe'ye dedim ki o zaman, pembecim dedim sen çok güçlü bir kadınsın, ee, lütfen mücadele et. Çünkü seneye Urla senindir. Pembe e, yaptı turu Urla'da ve çok güzel bir sürpriz yaptı bana sabah. Pembe burada. Pembe'ye bir alkış. <laughs> pembecim seni çok seviyorum, çok güçlü bir kadınsın sen. Helal olsun sana. Eee... Ve tabi bu güzelliklerin yanında bazen canımı sıkan şeyler de olmuştu. Ee, bir Mahmut abiler grubu diyorum ben ona. Mahmut abiler alınmasın lütfen. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, Sema Hanım, şimdi bu şehirde bir tur yapacakmışsınız süslü kadınlar. Ben şu derneğin başkanıyım. Bisiklet derneği başkanı. Erkek egemen bir bisiklet derneğinin başkanı arıyor. Örneğin... Ee, Yalnız e, Mahmure Hanım'a vermişsiniz turu, biz o kadını tanımıyoruz. E tanımayabilirsiniz, ben zaten tabana yaymaya çalışıyorum ve ev hanımları yapsın istiyorum. Yalnız bir dakika, biz o zaman desteklemeyiz. E desteklemeyin. Yani desteklemeyin, biz zaten kadın turu yapıyoruz. Bunu ayrımcılık olarak düşünmemek lazım. Kadınların teşviki için yapıyoruz ve kadınları elimizin hamuruyla biz de girdik işe işte. E, ve bu şehirde bir şey yapılacaksa biz yaparız mantığını açıkçası ben çözemedim. E yapıyoruz biz de işte, 50 şehirde yapıyoruz yani. E, yapılabiliyormuş demek ki. Şimdi ben e, hep güçlü kadın, güçlü kadın, güçlü kadın diyorum. Güçlü kadın ne demek e, benim için? Hayatla mücadeleyi bırakmayan kadın. Durduğu yerin keyfini çıkaran kadın. Kendisi olmaktan mutlu olan kadın erkeklerin çıkardığı savaşta hayatın içinde bir şekilde kalmayı başarmış bir mülteci kadın. Özgür kadın ama kafası özgür. Kişiliği özgür kadın. Bildiği yoldan şaşmayan, bildiği yoldan memnunsa giden kadın. Ve benim tanıdığım ilk güçlü kadınlardan biri Hatçenne. Ben ona Hatçenne diyordum. 20 günlükken beni Aldı çünkü annem babam öğretmendi benim, köy öğretmeniydi. Ben 7 yaşıma kadar köyde büyüdüm. O köylü bir kadın, e, kocası yoktu, bir çocuğu ölmüştü ve 7 yıl boyunca bana baktı o kadın. Sabah beraber tarlaya giderdik, biz pamuk toplardı, ben de ona eşlik ederdim. O benim kahramanlarımdan biridir, gördüğüm hayatta kalmayı e, gururla gösteren kadınlardan biridir. İkincisi annem. Ee, annem köyünden okumak için çıkan ilk kız çocuğu ve dedem ona izin vermiş ki dedemi de tebrik etmek isterim huzurlarınızda ee, onu köyden çıkarıp götürdüğü için Bolu'ya götürmüş ee, Marmara bölgesinden Bolu'ya gitmişler hatta öyle zorluklarla okumuş ki benim annem ee, öğretmen okulunun bulunduğu yerin yakınından tren geçiyormuş ama tren durmuyormuş sadece yavaşlıyormuş. Dedem önce annemi atıyormuş aşağı, sonra bavulu, sonra da kendisi atlıyormuş. Hatta bir gün e, annemi atmış, bavulu atmış, kendi atlayamamış. <laughs> Dedem bilinmeyen bir yere doğru hızlanıp gitmiş. <laughs> Ama annem doğru bildiği yoldan gitmiş, ben de annemin yolundan gittim, ben de tarih öğretmeni oldum. E, annem benim ilk kahramanlarımdandır, çok güçlü bir kadın o da. Ve yanımdaki... Ve onların yanında durduğum bütün güçlü kadınlar, bana yardım eden süslü kadınlar da, yardım eden bütün kadınlar. Aslında biz olduk ve onlar benim bir parçam. Hatice annem benim puzzle'ımın bir parçası, annem öyle. Beni ben yapan insanlar ve dostlarım, arkadaşlarım. Aslında süslü kadınlar bisiklet yolu, turu benim okulum oldu. Benim bir yolum oldu, bana bir yol açtı. Bisiklet benim her türlü aracım oldu. Hayatı anlama aracım oldu. Ve biz orada dedik ki, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu turun bence en güzel yanı da hem birey olarak geliyorsunuz hem de grup olarak o gücü hissediyorsunuz. Bu e, anlatılmaz bir şey. Yani tura katıldığınızda hissedebildiğiniz bir şey. Biz aslında dışarıya dönük onaylarla yaşıyoruz dedim ya. mesela cep telefonlarına o kadar bağımlıyız ki sürekli beğen 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 kaç kişi beğendi? Bisiklet üstünde bunu hissetmiyorsunuz ve bisiklet üstünde kendinize dönüyorsunuz. Kendinizle baş başa kalmaya başlıyorsunuz. Aslında doğru bir yol oldu bana bisiklet. Yol açık pembecim. Yola çık pembecim. Hadi yola çıkalım.